12 Yusuf Yusuf Suresi Kur'an Mübin sıfatı Elif Lam Ra Bu Mübin açıklayıcı olan kitabın ayetleridir Gerçekten biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik 1 Ayetin tefsiri için bak 2 2 Yunus Suresi'nin başında Elif Lam Ra Bu Mübin olan kitabın ayetleridir ayetinin tefsirinden bahsetmiştik. Binaenaleyh ayetteki tilke kelimesi, bu surenin ayetlerine işaret olup, Elif Lam Radiya adlandırılan bu surede indirilen o ayetler, Kitab-ı Mübinin, Kur'an'ın ayetleridir, demektir. Cenab-ı Hak, Kur'an'ı, şu sebeplerden ötürü, mübin, açık açıklayıcı, diye tavsif etmiştir. Bir Kur'an, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, inkesin bir mucizesi ve apaçık bir delilidir. 2. Allah, onda hidayet ile rüştü, helal ile haramı açıklamıştır. Bunlar kur, anda açıklandığı için, Kur'an bütün bunları, açıklayıcıdır. 3. Kur, anda evvelkilerin kıssaları, geçmiş milletlerin halleri açıklanmıştır. Kur, anın Arapça sıfatı, daha sonra Cenab-ı Hak, gerçekten biz onu, akıl erdiresiniz diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik, buyurmuştur ki, bununla ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, Yahudi alimlerinin, müşriklerin ileri gelenlerine şöyle dedikleri rivayet edilmiştir, Hazreti, Muhammed'e, Yakup aleyhisselam, un ailesinin Şam'dan Mısır'a niçin gittiklerini ve Yusuf kıssasını sorun. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak, bu ayetleri indirdi ve burada kendisinin, onlar bu ayeti anlayıp bilgi elde etsinler diye, bu kıssayı Arapça alarak anlattığını bildirdi. Buna göre ayetin takdiri şöyledir, biz, içinde Yusuf kıssasının bulunduğu bu kitabı, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Kur'an'ın, bir kısmına da, Kur'an, denilebilir. Çünkü, Kur'an, cins ismi olup, Kur'an'ın tamamını da, bir kısmını da gösterebilen bir isimdir. İkinci mesele. Cübbai, Kur'an'ın mahluk, yaratılmış sonradan, olduğuna, bu ayeti, şu üç bakımdan delil getirmiştir. Bir, ayetteki, biz, indirdik, tabiri, onun mahluk olduğu a delalet eder. Çünkü kadim olan bir varlığın, inzali tenzili, indirilmesi, mümkün olmadığı gibi, bir halden, bir hale değiştirilmesi de caiz değildir. 2- Allahü Teala, Kur'an'ı, Arapça, diye tavsif etmiştir. Halbuki kadim olan, Arapça, Farsça, diye nitelenemez. 3. Allahü Teala, biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik, buyurunca, bu onun kur, anı Arapça dışında başka dilde indirebileceğini gösterir. Bu ise, kur, anın hadis, sonradan, olduğuna delalet eder. 4. Ayetteki, bu, kitabın ayetleridir, ifadesi Kur'an'ın ayet ve kelimelerden meydana geldiğine delalet eder. Parçalardan meydana gelen her varlık muhdes'tir. Cübbâ'nın izahlarının hepsine şöyle deyip cevap veririz: Bu ayet, harflerden, kelimelerden, lafızlardan ve cümlelerden meydana gelen mürekkeb varlığın muhdes olduğuna delalet eder. Bu hususta münakaşa yok. Bizim Kur'an için kadim olduğunu söylediğimiz husus başka bir şeydir. Binaenaleyh bu istidlil düşer. Üçüncü mesele. Cübbayi, ayetteki, akıl erdiresiniz diye. Kelimesini delil getirerek şöyle der, lol kelimesini, kesin, mutlaka, manasına hamletmek gerekir. Buna göre ayetin manası. Biz o kitabı, dini hususlardaki manalarını akledesiniz anlayasınız diye, Arapça Kur'an olarak indirdik, şeklindedir. Çünkü liol lafzı ile, belki, ihtimal, manasının kastedilmiş olması caiz değildir. Zira Allah'ın tereddüt etmesi imkansızdır. Böylece bu tabirden maksadın, Cenab-ı Hakk'ın kur, anı, delillerini anlamaları için indirdiği, manası olduğu sabit olur ki bu da, Cebriye'nin görüşünün aksine, Allahü Teala'nın bütün kullarından, yani kendisini bilen bilmeyen herkesten, kendisinin bir olduğunu ve dinine akletmelerini istediğine delalet eder. Cevap, farz etki durum, sizin söylediğiniz gibidir. Fakat bu, Allahü Teala'nın bu sureyi indirdiğine ve muhatapların bu kıssayı bilmelerini istediğine delalet eder. Fakat siz, bu ayet, Allahü Teala'nın herkesin iman ve ameli Salihini istediğine delalet ediyor hükmünü bu ayetten nasıl çıkarabilirsiniz ki? 3. Biz sana bu Kur'an vahyetmek suretiyle en güzel kıssayı anlatacağız. Sen ise, daha evvel bundan hiç haberdar olmayanlardan idin. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Rivayet edildiğine göre Said be, Cübel şöyle demiştir, Allahü Teala, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Ekur, ana indirip, o da onu kavmine okuduğunda, onlar, ya Resulallah, Keşke anlatsan dediler de işte bunun üzerine bu sure indi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu sureyi okuyunca onlar keşke bize iyice anlatsan dediler. Bunun ame Allah kelamının en güzelini bir kitap halinde indirdi Zümer 23 ayeti inince anar. Keşke bize hatırlatsan dediler. Bunun üzerine de iman edenlerin Allah'ı ve haktan inen zikir için kalbilerinin saygı ile yumuşaması zamanı hala gelmedi mi? Hadit, 16, ayeti nazil oldu. İkinci mesele, kasas, haberlerin peş peşe eklenmesi demek olup, Arapça kök manası itibariyle, uymak, tabi olmak, demektir. Nitekim Cenab-ı Hak, kız kardeşine dedi ki, onun izini takip et, kasas. 11. Ve, şimdi izlerinin üstünde, izlerini takip ederek, gerisin geri döndüler, kef. 64, buyurmuştur. Hikayelere, kıssa, ismi verilmiştir, çünkü onu anlatan kıssa, onları, birbiri ardınca peş peşe anlatır. Arapçada, birisi Kur'an okuduğu zaman, denilir. Çünkü onun getirdiği ayetler, okurken, birbirini takip eder. Bu ayette geçen, kasas, kelimesinin, anlatmak, manasında mastar olma ihtimali de vardır. Nitekim Arapçada sözü peş peşe söyleyip, ahenkli bir şekilde ortaya koyduğunda, denilir. Nitekim yine Arapçada aynı manada, kasas, lafzının, ismi mefül, anlatılan şey, manasına olması da muhtemeldir. Bu, senin, Allah'ın makduru, güç yetirdiği şey, manasında, bu Allah'ın kudreti, falancanın malumu, bildiği şey, manasında, bu kitap, falancanın ilmidir, manasında, bizce ümid edilen şey, manasında, bu bizim ümidimiz, demen gibidir. Binaenaleyh eğer bu lafzı, masdar olarak kabul edersek, ayet, biz, sana bu kur, anı en güzel bir şekilde anlatıyoruz, manasında olur. Böyle olması halinde, en güzel olma, hususu, kıssaya ait değil, anlatma işi, ne ait olmuş olur ki bu güzel oluştan maksat, ayetlerin fesahat bakımından, mucize noktasına varmış, fasih ve beli sözler olmasıdır. Baksana bu kıssa, hiçbir yönden bu suredeki fesahat ve belata ulaşamadıkları halde, tarih kitaplarında da anlatılmıştır. Yok eğer bu lafzı ismi meful manasını alırsak, kendisinde, başkasında bulunmayan hikmetler, ibretler, incelikler ve manasında olmuş olur. Çünkü bu kıssadaki hikmetlerden biri şudur, Allah'ın kazasını hiç kimse savuşturamaz, Allah'ın kaderine, kimse mani olamaz. Allahü Teala, bir insan için hayır ve güzellik irade etmiş ise, bütün alem ona karşı bir araya gelseler, o iyiliğin o kimseye ulaşmasına mani olamazlar. Bu kıssanın ifade ettiği ikinci bir hikmet, hasedin, hızlan, rahmetin kesilmesi ve noksanlık sebebi oluşuna delalet etmesidir. Bir üçüncü hikmeti şudur, sabır, tıpkı Yakup, aleyhisselam, da olduğu gibi genişliğe selamete ermenin anahtarıdır. Çünkü Yakup, aleyhisselam, sabretmiş ve muradına ermiştir. Yusuf, aleyhisselam, içinde durum aynıdır. Bu kur, anı sana vahyetmek suretiyle. Demektir. Bu mana, kelamın başındaki ma'edatını, edatını, ma-i kabul ettiğimiz zaman böyledir. Daha sonra Cenab-ı Hak, sen ise daha evvel bundan hiç haberdar olmayanlardan idin, buyurmuştur. Yani, biz sana bunu vahyetmezden önce, Yusuf ile kardeşlerinin kıssasını bilmiyordun, demektir. Çünkü Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bunu, ancak vahiy sayesinde öğrenmiştir. Bazı alimler de bu cümleyi, tıpkı, halbuki kitap nedir, iman nedir bilmezdin, şura, 52, ayetinde ifade edildiği gibi, sen bundan evvel, din ve şeriattan habersiz idin, manasına hamletmişlerdir. Yusuf lafzı hakkında 4. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben, 11 yıldız ile güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlar, demişti. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Ayetin takdiri, hani Yusuf demişti ki, şeklindedir. Keşaf sahibi şöyle demiştir, doğrusu, Yusuf, kelimesi, İbranice bir isimdir. Çünkü eğer o Arapça bir isim olsaydı, mahve oluşunun dışında başka bir sebep bulunmadığı çeğene munsarif olurdu. Bazıları bu kelimeyi, sinin kesresi ile, Yusuf, bazıları casinin fethasıyla Yusuf şeklinde okumuşlardı. Bu üç şekil aynen, Yunus, afzı içinde rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir, Kerim kimdir? diye sorulduğunda, Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim, İbrahim oğlu Hak oğlu Yakup oğlu Yusuf'tur, Allah'ın selamı üzerlerine olsun. İkinci mesele. Ya ebeti, lafzı hakkında. İbn Amir, Kur, A'nın her yerinde ta harfinin fethası ile bu kelimeyi, ya ebete diye okurken, diğer bütün kıraat imamları tanın kesresi ile yaebeti diye okumuşlardır. Fetha ile okunuşun izahı şöyledir, bu aslında, nüdbe, olarak ya ebete şeklindeydi. Elif ile he hasfedildi ve ya ebete kaldı. Bunun kesreli okunuşunun izahı da şöyledir. Bunun aslı, ya ebi, babacığım, idi de sonundaki ya hasfedildi ve ona niyabeten, yerine, kesre ile yetinildi. Sonra da sonuna vaf, ha, sı getirilerek, ya ebeti denildi. Çok kullanıldığı için, bu ha, yani te, kelimenin kendisinden kabul edildi ve mütekellim, ya, sınav muzaf kılındı. Şeklinde, bu, Salev İbnül Embari'nin görüşüdür. Bil ki nahilciler bu konuyu uzun uzadıya ele almışlardır. Onların görüşlerini merak eden, onların kitaplarına baksın. Üçüncü mesele. Yusuf, aleyhisselam, rüyasında on bir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüştü. Onun on bir erkek kardeşi vardı. Bundan dolayı, yıldızlar, kardeşler, olarak, güneş ile ay, da, babası ve annesi, olarak, secde etmeleri, onların ona yani Yusuf, aleyhisselam, atevazu gösterip boyun eğmeleri ve onun emri altına girmeleri, olarak tefsir ve tevil edilmiştir. Biz, ayetteki, gerçekten ben, 11 yıldız, gördüm, tabirini şu iki sebepten dolayı, rüyada görmek manasına hamlettik. 1- Çünkü yıldızlar, hakikatte secde etmezler. Binaenaleyh bu sözü, rüya, manasına hamletmek gerekir. 2. Yakup, aleyhisselam, un, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yusuf, 5, şeklindeki sözü, Buhari, Enbiya, 19, 4 bölü 122. Cansızlar hakkında akillere has sıfatın kullanılması. Ayetle ilgili birkaç soru vardır. Birinci soru, ayeteki kelimizi ancak akıl sahibi varlıklar için kullanılabilir. Halbuki yıldızlar cansızdırlar. O halde, akıllılara has olan bu kelimenin, cansızlar için kullanılması nasıl caiz olur? Biz deriz ki, yıldızların, canlı ve konuşan varlıklar olduğunu iddia eden bir kısım felsefeci hem bu ayeti, hem de, onların hepsi de ayrı ayrı birer felekte yüzerler, Yasin, 40 ayetini delil getirmişlerdir ki buradaki yesbeün, yüzerler, kelimesi de akıllılar için kullanılır. Vahidi şöyle demiştir, Allahü Teala onları, secde eden varlıklar, olarak tavsif edince, sanki akıl sahibi varlıklar olmuşlardır. Böylece Allahü Teala, akıl sahibi varlıklar hakkında kullanılan kelimeyi onlar hakkında kullanmıştır. Nitekim Cenab-ı Allah, o putlar sana bakar görürsün, halbuki onlar görmezler, Araf, 198, ve, ey karıncalar yuvalarınıza girin, Nemel, 18, buyurmuştur. Ayetle ilgili başka sorulara cevaplar. İkinci soru, Hazreti Yusuf aleyhisselam. 11 yıldız ile güneşi ve ayı gördüm, demiş, sonra, görme, lafzını ikinci defa tekrar ederek, gördüm ki onlar bana secde ediyorlar, demiştir. Bu tekrarların hikmeti nedir? Cevap, Kaffal, Ar, He, şöyle demiştir, Yusuf aleyhisselam, yıldızlan güneşi ve ayı gördüğünü anlatmak için birinci, görme, y, onların kendisine secde ettiklerini gördüğünü anlatmak için de ikinci, görme, y zikretmiştir. Bazıları da şöyle demiştir, o, on bir yıldız ile güneşi ve ayı gördüm, deyince, sanki, nasıl gördün? Denilmiş de, onları bana secde ediyor olarak gördüm, demiştir. Bir başkası, bu iki görmenin birisinin görmek, diğerinin rüyada görmek manasına olması caizdir, demiş ama, bu iki, görmeden hangisinin rüyaya, hangisinin bizzat görme manasına olduğunu beyan etmemiş ve böylece, kapalı bir söz söylemiştir. Üçüncü soru, ayette niçin güneş ve ay sonra zikredilmiştir? Biz deriz ki, Allah onları, yıldızlardan üstün oldukları için sonra zikretmiştir. Çünkü hususen ve ismen zikredilmek, daha şerefli ve itibarlı oluşu gösterir, bu tıpkı, Allah'ın melekleri, Cebrail, Mikael. Bakara, 98 ayetinde olduğu gibidir. Dördüncü soru, ayette bahsedilen secde ile, hakiki manadaki secde mi kastedilmiş, yoksa tıpkı şairin, sen, orada at torbalarını, atların, tırnaklarına secde eder görürsün, şiirinde olduğu gibi, tevazu ve boyun eğme manası mı kastedilmiştir? neler olduğunu söylersem, Müslüman olur musun? der. Bunun üzerine Yahudi de, evet, deyince, Hazreti Peygamber de, bunlar Ceryan, Tarık, Zeyal, Kabis, Amudan, Felik, Misbah, Deruh, Fere, ve Sab ve Zülketife'indir. Ki Yusuf, aleyhisselam, bunları, güneşi ve ayı, gökten inip de kendisine secde ettiklerini görmüştür. Der. Bunun üzerine Yahudi, evet, Allah'a yemin ederim ki, onların isimleri bunlardır. Der, bil ki, bu isimlerin pek çoğu, yıldızların şekilleriyle ilgili olarak tasnif edilmiş olan kitaplarda bulunmamaktadır. Allah, meselenin iç yüzünü en iyi bilendir. Babası Yakup, dedi ki, 5. Ayetin tefsiri için bak, 6. 6. Evladım, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni öylece rüyada gördüğün gibi, beğenip seçecek, sana rüyata birine ait bilgi verecek. Sana karşı da, Yakup hanedanına karşı da, nimetlerini daha evvelden ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacaktır. Şüphesiz ki, Rabbin her şeyi bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, Hafs, Ya'nın fetasıyla bu neye diye okurken, diğer kıraat imamları Ya'nın kesresiyle, bu neyi şeklinde okumuşlardır. İkinci mesele. Yakup aleyhisselam, hem Yusuf'u hem öz kardeşini çok seviyordu. Böylece işte bundan dolayı diğer kardeşleri Yusuf'u kıskandılar. İşte bu haset. Yakup aleyhisselam, tarafından pek çok emareler ile sezilmiş ve bilinmişti. Binaenaleyh Yusuf, aleyhisselam, bu rüyayı anlatıp Hazreti Yakup da bunu kardeşlerinin ve ebeveyninin kendisine itaat etmesi şeklinde yorumlayınca, Hazreti Yusuf'a, rüyanı kardeşlerine bildirme, çünkü onlar, o rüyanın yorumunu yaparlar ve böylece de, sana bir tuzak kurarlar, deyiverdi. Üçüncü mesele, vahidi, rüya kelimesi, tıpkı büşra, müjde, sükya, sulamak, bukya, baki kalmak ve şura, meşveret kelimeleri gibi mastardır. Ancak ne var ki bu kelime, uykuda hayal edilip görülen şeyin ismi olunca, bir isim gibi olmuştur, demiştir. Keşaf sahibi ise şöyle der, rüya, görmek manasındadır. Ancak ne var ki bu kelime, uyanıkken görülene değil de, uykuda görülen şeylere isim olarak verilmiştir. Binaenaleyh, hiç şüphesiz bu iki kelimenin, rüyet ve rüya, ması tenisin iki harfiyle, yani elifi maksır ve müyeneslik tası ile ayırt edilir. Bu, kurbe ve kurbağa kelimeleri gibidir. Bu kelime hemzenin vava çevirilmesiyle, rüyake, şeklinde de okunmuştur. Kisayenin, ra'nın kesresi veya zammesi ve idim ile riye veya rüye şeklinde okuduğu da duyulmuştur ki, bu rivayet zayıftır. Daha sonra Cenab-ı Hak, sonra sana bir tuzak kurarlar. Buradaki yekıdu kelimesi, mukadder en edatıyla mansupçır. Buna göre mana, şayet sen bunu onlara anlatırsan, sana tuzak kurarlar, şeklinde olur. Şayet, ayette, Araf, 195, buyurulduğu gibi, niçin burada da, buyurulmamıştır, denilirse, biz deriz ki, bu lam, ilgiyi tekid etmek içindir. Cenab-ı Hakk'ın, Yusuf, 43 ayetinde olduğu gibidir. Yine bu, senin, veya, veya, demen gibidir. Bunun, manasında olmak üzere, leke kelimesinin, keyden kelimesine ettiği de ileri sürülmüştür. Muhakkik alimler, bu ifadenin, Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin rüya tabirini bildiklerine, aksi halde onların bu rüyadan, kin ve öfkelerine sebep olacak neticeyi çıkaramayacaklarını söylemişlerdir. Daha sonra Cenab-ı Hak, çünkü şeytan, insanın apaçık birer düşmanıdır, buyurmuştur. Bu sözün söylenmesinin sebebi, onların, böyle bir tuzağa yönelmeleri halinde, bunun şeytana izafe edilmiş olmasıdır. Bunun benzeri de Hazreti Musa'nın, bu şeytanın işlerindendir. Kasas, 15, şeklindeki sözüdür. Hazreti Yusuf'un seçilmesi. Yakup, aleyhisselam, sonra, bu nasihatiyle rüyanın tabirini kastetmiştir. Alimler, bu hususta şunları ileri sürmüşlerdir. Bir, Yakup, aleyhisselam, Rabbin seni öylece, rüyada gördüğün gibi, beğenip seçecek. Bu, cenab Hak büyük bir şerefe, izzete ve yüceliğe delalet eden bu büyük rüya ile seni beğenip seçtiği gibi, seni büyük şeyler içinde seçer, seçecek. Demektir. Şöyle demiştir, İctiba, bir şeyi kendin için seçtiğinde kullanmış olduğun, o şeyi seçtim, kendime ayırdım, deyiminden alınmıştır. Suyu havuzda topladım. Deyimi de böyledir. Alimler, ayette bahsedilen bu beğenip seçme ile neyin kastedildiği hususunda ihtilal etmişlerdir. Bu cümleden olarak Hasan el-Basri, Rabbin sana nübüvvet vermek suretiyle seni seçti manasını verirken başkaları bununla derecesinin yüksekliği, mertebesinin büyüklüğü kastedilmiştir. Yusuf aleyhisselam, a tam tamına nübüvvet verilmiş olmasına ayette bir delalet yoktur, demişlerdir. Rüya tabiri. 2. Hazreti Yakub'un, sana rüya tabirine ait bilgi verecek, sözüdür. Bu hususta da şu izahlar yapılmıştır. a. Bununla, rüya tabiri kastedilmiştir. Bunun neticesi, onun uykusunda görmüş olduğu şeye varıp dayandığı için, tevil, adını almıştır. Yani, Allahü Teala, insanların uykularında gördüğü hadiselerin tevilini sana öğretir, demektir. Alimler Yusuf, aleyhisselam, un rüya yorumu ilminde, kendisine müracaat edilen bir otorite olduğunu söylemişlerdir. B. Allah'ın kitaplarındaki hadiselerin tevilini ve önceki peygamberlerden rivayet edilen haberleri, sana öğretmiştir, demektir. Bu tıpkı, zamanımız alimlerinden birisinin, Kur'an'ın tefsiri, tevili ve Hazreti Peygamber'den rivayet edilen hadislerin tevili ile meşgul olması gibidir. C. E hadis hadis kelimesinin çoğuludur. Hadis, hadis demektir. Ehadisin tevili ise, neticede onun var tipi dayandığı yerdir. Hadiselerin varıp dayandığı yerde, Allah'ın kudreti, tekvin ve hikmetidir. O halde bu kelimeden kastedilen mana, Allah, sana, manevi ve maddi çeşitli yaratıklar ile Allah kudret, hikmet ve selaline nasıl istidil edebileceğini öğretti. Şeklinde olur. Nimetin tamamlanması. 3. Yakub'un, sana karşı da, Yakub hanedanına karşı da, nimetlerini tamamlayacaktır. Şeklindeki sözüdür. Bil ki, ayette geçen yektibiye tabirini, nübüvvet diye tefsir edenlerin, bu ifadede bahsedilen, nimetini tamamlamak, tabirini de, nübüvvet diye tefsir etmeleri imkansızdır. Aksi halde, ayette bir tekrar söz konusu olmuş olur. Tam aksine, buradaki, nimeti tamamlama, deyimi, dünyevi ve uhrevi saadetler olarak tefsir edilir. Dünyevi mutluluklara gelince, bunlar, çocukların, hizmetçilerin ve taraftarların çok olması, mal, makam ve maiyetin çok olması ve onun insanların kalbilerindeki saygınlığı, güzel bir medih ve övgü ile yad edilmesidir. Uhrevi saadetlere gelince, bunlar da onun pek çok ilim, üstün hasletler elde etmesi ve marifetullah bilgisine gark olmasıdır. Nimetin tamamlanması nübüvvettir. Ama ayette bahsedilen i'tibar lafzını yüksek dereceler elde etme şeklinde tefsir edenler, burada bahsedilen nimeti tamamlama işini nübüvvet olarak tefsir etmişlerdir ki bu husus şunlarla da desteklenir. A. nimeti tamamlama sayesinde nimetin herhangi bir noksanlıktan uzak tam ve mükemmel olması demektir. Bu da, bir insan için ancak nübüvvet ile mümkün olabilir. Zira, insanların elde edeceği makamların tamamı Risalet nübüvvet makamının altında olup, nübüvvetin mükemmelliğine nispetle, noksandırlar. O halde, beşer için mutlak kemal ve mutlak tazim, nübüvvetten başka bir şeyle olamaz. B. Hazreti Yakub'un, daha evvelden ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi şeklindeki sözü, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'ın, diğer insanlara üstünlük sağladığı tam nimetin, nübüvvetten başka bir şey olmadığı malumdur. Binaenaleyh, ayette bahsedilen, nimeti tamamlama, tabirinden nübüvvetin kastedilmesi gerekir. Bil ki, biz bu tabiri, nübüvvet, diye açıkladığımızda, Yakub, aleyhisselam, un çocuklarının tamamının peygamber olduklarına hükmetmek gerekir. Bu böyledir. Zira Yakup, aleyhisselam, sana karşı da, Yakup hanedanına karşı da, nimetlerini tamamlayacaktır. Demiştir. Bu, Yakup hanedanı için, tam ve mükemmel bir nimetin tahakkuk etmiş olmasını gerektirir. Nimeti tamamlamaktan maksat, nübüvvet, olunca, bu nimetin Hazreti Yakup, aleyhisselam, un evlatları hakkında hasıl olması, onların dışında kalan kimseler hakkında geçerli olmamasını gerektirmiştir. Dolayısıyla onun evlatları hakkında da geçerli, cari olması vacip olmaktadır. Hem Yusuf aleyhisselam da gerçek ben rüyada 11 yıldızla gördüm Yusuf 4 demiştir ki bunun tefsiri kendileri için fazilet tahakkuk etmiş olduğu yeryüzündekilerin ilimleri ve dinleriyle aydınlandığı 11 kişi demek olur. Çünkü yıldızlardan daha parlak bir şey yoktur ve üstelik o yıldızlar ile kılavuzlanılır. Bu da, Yakup, aleyhisselam, un çocuklarının tamamının Nebi ve Resul olmalarını gerektirir. Peygamberler nasıl kötülük düşünebilirler? İndi şayet, onlar, Hazreti Yusuf, aleyhisselam, aleyhinde, malum teşebbüste bulundukları halde nasıl peygamber olabilirler? Denilirse, biz deriz ki, bu, peygamberlikten önce vuku bulmuş bir hadisedir. Bize göre, peygamberlerin ismet sıfatına haiz olmaları, nübüvvet öncesinde değil, nübüvvet esnasında söz konusudur. İkinci görüşe göre ise, sana nimetlerini tamamlayacaktır, tabirinden maksat, Hazreti Yusuf'un bela ve sıkıntılardan kurtarılmasıdır. Böyle olması halinde Hazreti Yusuf'un İbrahim ve İshak'a benzetilmesindeki, ve çişebe, Allahü Teala'nın, Hazreti İbrahim'e, onu ateşten kurtarması, oğlu İshak'a da, onu kesilmekten kurtarması ve olan inamdır. Üçüncü bir görüşe göre ise, nimeti tamamlama, Allah'ın, bu dünyada iken ona vermiş olduğu nimetini, onları, dünyada peygamber ve hakimler yapıp, sonra onları, o dünyadan cennetteki yüce makamlara sevk etmesiyle tahakkuk eden ahiret nimetine eklemesidir. Bil ki, en doğru görüş, birincisidir. Çünkü beşer için tam bir nimet, nübüvvetten başka bir şey değildir. Bu nübüvvetin dışında kalan her şey, buna nispetle noksandır. Sonra Yakup, aleyhisselam, Yusuf'a, bu üç dereceyi müjdeleyince, sözünü, şüphesiz ki Rabbin, her şeyi bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir, şeklinde bitirmiştir ki, alim kelimesi, Cenab-ı Hakk'ın, Allah, risaletini nereye vereceğini çok iyi bilendir, enam, 124, ifadesine, hakim sözü de, Allahü Teala'nın, boş ve manasız şeylerden uzak ve beri olduğuna, nübüvvetine ancak kutsi, ulvi, aydınlanmış nefislere, cevherlere ve ruhlara vereceğine bir işarettir. Hazreti Yakup akıbetten emin idi idiyse neden endişelendi? Buna göre şayet, Hazreti Yakub'un bahsettiği bu müjdelerin doğruluğunu kendisi kesin olarak biliyor muydu, yoksa bilmiyor muydu? Eğer onun bu hususta kesin bir bilgisi var idiyse, daha nasıl Yusuf, aleyhisselam, hakkında kederlenmişti nasıl, Yusuf'u kurdun yediğinden endişelenmişti. Allah Sübhanehu ve Teala'nın onu seçip, onu peygamber yapacağını bildiğine göre daha nasıl kardeşlerinin onu imha edeceğinden endişelenmiş ve kardeşlerine, sizin haberiniz olmadan, onu kurdun yemesinden korkarım, demişti. Biz onun, bu hallerin doğruluğunu bilmediğini söylediğimizde, o bunlara daha nasıl tereddüt göstermeden kesin kes hükmetmişti. Denilirse biz deriz ki Hazreti Yakub'un Rabbin seni öylece rüyada gördüğün gibi beğenip seçecek şeklindeki sözünün onların Yusuf aleyhisselam a tuzak kurmamaları şartına bağlanmış olması uzak bir ihtimal değildir. Çünkü bundan daha önce bahsedilmişti. Hem Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, un bu makamlara erişeceğine kesinlikle hükmediyordu. Fakat bir takım büyük zorluklarla karşılaşması, ancak onları aştıktan sonra o makamlara yükselmesi imkan harici değildi. İşte korkması, bu yüzden, yani bu büyük sıkıntılara düşmesinden ileri geliyordu. Onun, onu kurdun yemesinden korkuyorum, şeklindeki sözünün manası da, o her ne kadar kurdun onu yiyemeyeceğini, ona ulaşamayacağını biliyor idiyse de, onu koruyup gözetmekte gevşeklik göstermemeleri için kardeşlerini şiddetle sakındırmak gayesine yöneliktir, şeklindedir. Yusuf, aleyhisselam, kıssasında dersle yedi. Ayetin tefsiri için bak, 8. 8. Ent dolsun ki Yusuf'un ve biraderlerinin kıssasında, onları, soranlar için nice ibretler bulunmaktadır. Hani onlar, Şöyle demişlerdi, Yusuf'la kardeşi, babasının yanında, muhakkak bizden daha sevgilidir. Halbuki biz, kuvvetli bir cemaatiz. Babamız, mutlaka açık bir yanlışlık içindedir. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, Keşaf sahibi, Yusuf aleyhisselam, un kardeşlerinin isimlerini şu şekilde saymıştır, Yehuda, Rubyal, Şemon, Lavi, Ribalon, Yeşsır, Deyne, Dan, Neftali, Cap Haşir. Daha sonra, sözüne devamla şöyle der, bunların ilk yedisi, Yakup, Aleyhisselam, un halasının kızı Lia. Dandır. Son dördü ise, Süryeteyn, yani Zülfe ve Beli'dendir. Lia ölünce, Yakup, Aleyhisselam, onun kız kardeşi Rahil ile evlendi de, Rahil de Yakub'a Bünyamin ve Yusuf'u doğurdu. İkinci mesele. Cenab-ı Hak, soranlar için nice ibretler, buyurmuştur. İbn Kesir, bunu, Yusuf, aleyhisselam, un durumuna hamlederek, elifsiz olarak, diğer kıraat imamları can olarak, şeklinde okumuşlardır. Zira, Yusuf, aleyhisselam, un işleri pek çok olup, bunlardan her biri, başlı başına bir ibret vesilesidir. Üçüncü mesele. Alimler, Cenab-ı Hakk'ın bu ayetinin tefsiri hususunda şu izahları yapmışlardır. Bir İbn Abbas şöyle demiştir. Bir Yahuda alimi, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in yanına girer ve ondan, Yusuf suresinin okunmasını dinler. Sonra, Yahudilerin yanına döner ve onlara, o sureyi, Tevrat'ta olduğu gibi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, den dinlemiş olduğunu bildirir. Bunun üzerine bir grup Yahudi, Hazreti Peygamber'e gelirler ve, önceki Yahudinin dinlemiş olduğunu dinlerler. Peygamber'e, bu kıssayı sana kim öğretti? Dediklerinde de, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, dö, de Allah, der. İşte bunun üzerine, andolsun ki Yusuf'un ve biraderlerinin kıssasında, onları, soranlar için nice ibretler bulunmaktadır. Ayeti nazil olur. Bana göre bu izah, akıldan uzak bir açıklamadır. Zira ayetten anlaşılan Yusuf aleyhisselam hadisesinde soranlar için bir takım ibretlerin bulunması hususudur. Halbuki naklettiğimiz bu açıklamaya göre ibret Yusuf aleyhisselam kıssasında değil, hiçbir öğrenim görmemiş, hiçbir kitap okumamış olan Hazreti Peygamber'in o kıssayı haber vermesinde olmuş olur. Bu iki izah arasındaki fark ise çok açık ve nettir. 2. Mekkelilerin çoğu Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in akrabasıydılar. Ve onlar, onun peygamberliğini kabul etmiyor, hareketlerinden dolayı, ona karşı alabildiğince düşmanlık yapıyorlardı. Böylece Allahü Teala, Yusuf kıssasından bahsetmiş, hasetleri yüzünden Yusuf'un kardeşlerinin de ona eziyet etmedi aşırı gittiklerini, ama sonunda Allah'ın ona yardım ettiğini, onu kuvvetlendirdiğini, kardeşlerini ise onun yetkisi ve himayesine verdiğini beyan buyurmuştur. İnsan, bu gibi hadiseleri dinlediğinde, bu hadiseler onun haset etmesini engellemiş olur. 3. Yakup, aleyhisselam, Yusuf'un rüyasını tabir edince, bu açıklama aynen tahakkuk etti ve 80 yıl sonra, varlık aleminde vücut buldu. Şu halde, Allahü Teala, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, düşmanlarına karşı, kendisine yardım edeceğini ve onu muzaffer kılacağını vaad edip, bu vaad edilen şey de bir müddet gecikince, bu, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in, o hususta yalan söylemiş olduğuna delalet etmez. Bu kıssanın zikredilmesi, işte, bu açıdan da faydalıdır. 4. Yusuf, aleyhisselam, un kardeşleri onun işini iptal etmek için çok uğraştılar. Ancak ne var ki Cenab-ı Hak, Yusuf'a yardım ve nusretini vaad edince, iş, düşmanların çaba sarf ettiği gibi değil, Allah'ın takdir ettiği gibi tahakkuk etti. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in hadisesi de böyledir. Zira Allahü Teala, onun derecesini yüceltmeyi tekeffül edince, kafirlerin, onun davasını iptal etme hususundaki çabaları ona zarar verememiştir. Ayetteki, bil ki bu kıssada, onu soranlar için pek çok ibretler bulunmaktadır, demektir. Bu tıpkı, Fussilet 10 ayeti gibidir. Daha sonra Cenab-ı Hak, hani onlar şöyle demişlerdi, Yusuf'la kardeşi, babasının yanında, muhakkak bizden daha sevgilidir. Halbuki biz, kuvvetli bir cemaatiz, buyurmuştur. Bu cümle ile ilgili iki mesele vardır. Birinci mesele,